اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على الله. Sallu ala şefii zenabina Muhammed Allahu salla. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed Allahu <Sessizlik> Yüce Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Kendi yolundan bizleri ölünceye kadar ayırmasın. Son nefese iman Kur'an şahadet nasip eylesin. Ve çocuklarımızı, neslimizi çok hayırlı eylesin. Damatlarımız, gelinlerimiz de çok hayırlı olsun. Arkadaşlarımız, çocuklarımızın arkadaşları da çok hayırlı olsun. Hep bizi cennete taşıyacak, Allah'ın rızasını kazandıracak güzel insanlarla buluşmayı nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Malumunuz insan oğlunun en önemli en önemli en önemli görevlerinden bir tanesi de helalinden kazancını elde etmesi, helal lokmaya dikkat etmesi, helal yemesi ve çocuğuna da bu noktada örnek olması. Ona da efendim güzel şeyleri anlatması onun da helale dikkat etmesini sağlamak bizim görevimizdir. Onun için kitaplarda geçer, denir ki ibadet ibadet on kısımdır. Bunların dokuzu helal rızık talep etmek onlardan bir tanesi sadece diğer ameller. Yani ibadeti dokuz kısmından efendim çoğunluğu 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 helal lokma ile alakalı, helal efendim kazançla alakalı, diğer bir tanesi de diğer amellerle alakalı. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bugünlere işaret ederek buyurmuşlar ki bize öyle bir zaman gelecek ki insanlar kazançlarının helalden mi, haramdan mı olduğuna hiç dikkat etmeyecekler, önemsemeyecekler buyuruyor. Acaba biz bugün böyle bir sıkıntıyı mı yaşıyoruz? Yani sadece gelsin diye bakan kimseler var. Ya hop kırmızı kart kardeş, bu Allah'ın yasakladığı yerden geliyor. Bak faize bulaşıyorsun, krediye bulaşıyorsun. Hiç sordu mu bunu caiz mi değil mi vesaire diye. Onun için sizinle dikkat ederseniz, Efendim bu konuyu bugün paylaşayım, paylaşalım dedim. Yani borsa işleri var çok soruluyor. Borsa caiz mi değil mi gibilenden borsaya para yatıran kimseler var. Öyle artık o borsa işi de efendim herhalde çok farklı bir olay. Ben onu tabi bilemediğim için sadece ee, neler, neler caizdir neler caiz değildir diye onları araştırmaya çalıştım. Ee, borsayı oynayan kimseler, borsaya para yatıran kimseler kafalarını telefondan kaldıramıyorlar. Yani bir mecliste de olsa oturan efendim kimselerden e, annesi babası da olsa onların yüzlerine bakamıyor. Halbuki annenin babanın yüzüne bakmak ibadettir. O telefona bakıyor sürekli. Yani borsa indi mi çıktı mı, kâr mı etti, zarar mı etti gibi bunlarla alakalı. Arkadaşlar, gerçekten günümüzde demişler ya, şu iki şeye dikkat et. Bir, ağzından girene, iki, ağzından çıkana. Ağzından girene dediği yani, Yemeğine dikkat et, lokmalarına dikkat et. Helalden mi geliyor, haramdan mı? Buna dikkat et. Ağzından çıkana da dikkat et. Kelimelerine dikkat et. Konuştuğun zaman aman gıybetin olmasın, yalanın olmasın. Malayani şeyler, boş şeyler konuşmayasın. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, iman ediyorsa o ya hayır konuşsun ya da sussun buyurdular. Konuştuklarımızdan da mesulüz çünkü. Yani insan konuşuyor, hemen melekler onu kaydediyor. Rabbim hayırlı şeyler konuşmayı nasip etsin ve faydası olmayan şeylerden de uzak bulundursun bizleri inşallah. Aziz kardeşlerim, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu da söylüyor. Helal belli, haram da belli. Yani kazançlarla her şey ortaya konmuş. İkisinin arasında şüpheliler var. Yani zaten harama bulaşmayacaksın ama şüpheliye de bulaşmak ediyor. Şüpheli bir kazanç var ortada. Buna da bulaşmak ki efendim eğer şüpheliye dahi bulaşmadan güzel, temiz kalabiliyorsan, helal kazançta kalabiliyorsan, harama bulaşmıyorsan sen adam gibi adamsın. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle böyle güzel insan Allah Celle hem ibadet zevki verir, hem iffet verir, hem namusunu korumayı nasip eder. Her şeyle o insan Allah'ın garantisindedir. Lokmalara dikkat, kazançlara dikkat. Cenab-ı Hak bizi bu noktada kendi rahmetiyle kayırsın, muhafaza eylesin inşallah. Yine şunu da sizinle paylaşayım. Yani helal lokmalara, efendim kazançlara çok dikkat eden kimseler maşallah sorular soruyorlar. Diyorlar ki mesela dün evvelsi gün bir soru geldi. Hoşuma gitti. Adamın bir derdi var. Diyor ki ben kuyumcunun yanında çalışıyorum. Çalışan birisiyim. Sahibi değilim. Ama bir baktım ki diyor kuyumcu kuyumcu şirket halinde Gitmiş Almanya'dan birileriyle anlaşmış. Almanya'daki kimseler de bundan efendim Almanya'daki Hristiyanların kullanmış olduğu dini simge olan bu haç istavroz var ya put şeklinde on, onu yapıp gönderiyorlar. Bunun çalıştığı yerde. E, bu caiz midir değil midir diye arkadaşımızın kafasına takılmış bunu soruyor. Bu güzel bir şey. Mesela günümüzde gerçekten e, insanları öyle tehlikeli yerlere soktular ki gideceksiniz bir düğüne yeğeninizin bir düğünü var kardeşinizin bir düğünü var sizin de o anda sıcak bir paranız yok ki e, bir çeyrek alasınız veya bir gram altın alasınız. Ondan sonra hemen oradan bir tanesi devreye giriyor diyor ki ya diyor kredi kartıyla bunu diyor şu kadar taksitle alabiliyorsun diyor. Eyvah. Halbuki altın efendim kesinlikle böyle taksitle falan alınmaz. Birebir o anda parası verilir, altın alınır, yola devam edilir. Onun için e, bunlara çok dikkat edelim. Faize düşmememiz lazım. Faizin efendim e, tozu dahi bize bulaşmasın diye dua ediyoruz. Allah hepimize yardım eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi kayırsın, muhafaza eylesin. Dostlar e, şunu yine Unutmayalım ki bu e, malumunuz borsaya para yatırmakla ilgili alimlerimiz ben özetle söylüyorum şöyle bilgi veriyorlar diyorlar ki borsaya girecek kimse hisse senedi gibi bir şey alıyor yani oradan para yatırarak ben diyor falanca şirkete ortak oluyorum diyor ortaklığınızın ne kadar olduğunu bilmeniz lazım. Bir sefer onu ortaya koyun, Hisse bedeli alınca siz onun binde birine, binde ikisine falan efendim girmiş olabilirsiniz, binde beşine, yüzde beşine. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de o şirketin kesinlikle ama kesinlikle Allah'ın müsaade etmiş olduğu ticareti yapması lazım. Yasak ettiği bir şeye giremezsiniz. Yani faizi bir bankanın borsa'ya para yatırmak suretiyle onun ortağı olamazsınız. Efendim veya bir içki firmasının şirketinin ortağı olamazsınız. Bunun gibi seçici olacağız. Efendim ticaret yaptığı zaman o kimse, o kurum holding'ler olabiliyor böyle ortaklı. Onlardan efendim aldığımız zaman bir hisse senedi onun doğru, düzgün, efendim helal iş yapmasını da dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyenlerim, güzel insanlar. E, ee, i̇mtihandayız. Rabbimiz bu imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Ee, öyle sahabe vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sabah namazını kılıyor. Hemen dışarıya çıkıyordu niye gidiyorsun tesbihatı, duayı beklemiyorsun, sohbetimizi beklemiyorsun diye sorunca Ya Resulallah nasıl beklemem, ben nasıl efendim burada olmak istemem ama bir derdim var. Nedir derdin? Ben diyor eve gidiyorum, çocuklarım erken kalkmış olurlar. Komşumuz var, komşumuzun hurma efendim dalları bizim bahçeye doğru sarkıyor. O hurmalardan çocuklarım yiyebilir efendim yanlışlıkla yemesinler diye onları efendim muhafaza etmeye gidiyorum diyor. Düşünce bu helalinden. Bir zatı diyor efendim e, Musa Topbaş Hazretleri anlatıyor. Bir zatı gördüm Ermeni Müslüman olmuş. İstanbul'da. Sen nasıl Müslüman oldun falan diye bunu böyle e, sebebini konuşurken muhabbet ederken Dedi ki benim e, Müslüman olma olan bir komşum. Komşumla beraber efendim yan yana evlerimiz, bahçelerimiz. Komşum Ermeniyim ben, Müslüman değilim. Bir gün kapımı çaldı ve kocaman bir süt kabıyla süt getirdi. Bu nedir dedim. Efendim komşu bu süt senindir. Ya nasıl benim oluyor? Komşu benim... Ee, süt veren hayvanım senin burada otladığını gördüm dolayısıyla bunu sana veriyorum ki helallaşalım diye. Ya ne demek helal hoş olsun falan dediysem de hayır bunu kabul et lütfen rica ediyorum senden ve ben bu e, yenilen efendim e, buradaki bahçeden mahsullerin çıkışı da ne kadar sürecekse onlar efendim devam ettiği sürece yine bu sütü sana getireceğim. Bunu bana neden kabul et diye böyle rica etti diyor. Ben de dayanamadım bu istihamiyet ne güzel bir şey dedim diyor ve Müslüman olmaya karar verdim. Yani davranışlarımız bize Müslümanlığı da beraberinde getirebiliyor. Müslümanlığı yaşadığımız zaman örnek oluyoruz sağımıza, solumuzdaki insanlara. Onun için de şunu asla söyleyemeyiz. Yani Allahu Teala Celalühü efendim verdi, gönderdi. Ben de yiyeyim. Yok, bakacaksın. Nereden geldiğine bakacaksın. Hazreti Ebubekir'in bir kıssası anlatılır. Mübarek efendim yanında çalışan bir saat böyle ona süt getirilmiş. Ondan içermiş. Nereden geldiğini sorarmış. Bir gün öyle yorgun olmuş ki mübarek hiç, hiç e, sormadan içi vermiş o sütü gelen sütü. Bu sonrasında da e, demiş ki ya ben unuttum demiş sormayı demiş. Nereden gelmişti bu? O yanındaki kimse demiş ki efendim bu demi bizim cahiliye döneminden efendim bir alacaklıydım ben. O alacaklığımın vermiş olduğu bir süt yani parasını veriyor üstüne bir de efendim. Ve daha fazla faizi gibi bir şey daha veriyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, dayanamıyor. Hemen hemen parmağını sokuyor boğazına doğru ağzına. Efendim onları dışarıya çıkartıyor. Oh Elhamdülillah rahatladım diyor. Onun için helal lokma beraberinde çocuklarımızın hayırlı olmasını sağlar. Evlerimize huzur getirir. Bereket getirir. Yani az helal lokma, çok gelecek olan efendim haramdansa tercihe şayandır. Çünkü azla iktifa edelim. Elhamdülillah diyelim. Rabbim ahirette bize çektirmesin inşallah. Amin, amin, amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iki hadis şerifle beraber toparlıyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize, Allahu Teala Celle Celaluhu kulunun yani hepimiz için söylüyor bunu. Bir şey yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra elhamdülillah demesinden, hamd etmesinden razı olur diyor. Allah'ın rızası hepimizin mesela değil mi hedefinde var. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum Allah Teala benden yeter ki razı olsun. Bakın ne kadar kolaymış yani. Bir şey yiyorsun elhamdülillah diyorsun. Bir şey içiyorsun elhamdülillah diyorsun. Bunu hiç unutmayalım. Yani Allah'ın rızası kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinde. Kulunun bir şey içtikten sonra hamd etmesinde yatıyormuş. Hemen onu gündemimize alalım. Elhamdülillah, elhamdülillah sözünü çok seyleyelim. Çünkü elhamdülillah efendim, hem nimeti arttırır, bereketi getirir hem de Allah'ın rızasını kazandırırmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz yatağından kalkıyor, uyanma duası Elhamdülillahi ellezî ahyânâ ba'demâ emetnâ bi leyh nüşûr. Biliyorsunuz tuvaletten çıkıyorsun, rahatlıyorsun. Hemen orada ne diyorsun? Elhamdülillahi ellezî ezhebe 'anni el ve Hamd ediyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun efendimiz İsa aleyhisselamın kendisi bize tavsiye ediyor. Hemen namazdan sonra 33 tane elhamdülillah diyoruz mesela. Ondan sonra bakıyorsun bir şey sana sorulduğunda nasılsın? Elhamdülillah diyoruz. Bu hamd, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah üst üste biniyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Peygamber Aleyhisselatü diyor ki elhamdülillah sözü mizanı doldurur diyor. Yani yarın ahiret gününde Allah-u Teala sevaplarımızı da efendim e, koyacağı bir tartı var. Mizan diyoruz efendim. O tartı, mizan böyle doğu ile batı arasında kadar büyük bir efendim yer, bir alan. Bunu öğrenince Hazreti Davut Aleyhisselam bayıldı mübarek böyle kendisinden geçti. Sonrasında sordu. Ya Rabbi yani bu nasıl dolacak sevaplarla deyince Allah'ımız el buyurdu ki Ya Davut ahir zamanda Muhammed ümmetinden gelenler bir elhamdülillah deyince bu mizanı dolduracaklar sevapla buyurdu. Onun için elhamdülillah aman kaçırmayın böyle çok söylemeye çalışın. Niye? Kıyamette diyor Allahü Teala Zilcalihu cennete ilk çağıracaklarından birisi de bolluk zamanında olduğu gibi darlık zamanında da Allah'a hamd edenlerdir. Yani bollukta söylersin. Bir darlıkta efendim paran gitti, hastalandın. Orada elhamdülillah diyebiliyor musun bakalım? Elhamdülillah. Kendimden aşağıdakine bakıyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyorum. Yani Allah sallallahu daha büyük sıkıntı getirmesin diye böyle düşüneceğiz. Yani Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize de yardım eylesin. Rabbim onları kurtarsın inşallah bu zalimlerden, bu hainlerden. Ve o hain zalimler de Rabbim öyle bir tokat atsın ki, öyle bir intikam tokadı gelsin ki onlara. Ben bugün onu düşündüm. O Efendim zulme uğramış mazlumlar, yavrular, kadıncağızlar yollara döküldüler. Böyle binlerce, yüz binlerce yola çıkmışlar, yürüyorlar. Nereye gidiyorlar? işte bir yer bulacaklar kendilerine sığınmak için gidiyorlar. Onların o yerlerinden mahrum eden onlar efendim o sıkıntıları sokan, o zalim Yahudiler, İsrail, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa toka diyemeden olur mu? Çünkü Allah Teâlâhu peygamberimize ne söylettirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki üç tane dua var ki o dualar Efendim kesin kabul olur. Allah ile arasında perde yoktur dedi. Bunlardan bir tanesi de mazlumlardır. Bu mazlumların dualarını Allah kabul edecek. Bekleyelim şu anda efendim böyle yani aralık e, açılıyor tabiriyle önümüz açılıyor. Göreceğiz, göreceğiz. Bunlar bir araya geldiler şimdi. Rabbim özellikle topladı bunları. Şimdi neyle karşılaşacaklar bakalım. Evet Müslüman topluluklarına da seslendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah ondan razı olsun ne dedi? Şimdi ey İslam teşkilatı, ey Müslümanlar, Müslüman teşkilatları, İslam alemi şimdi gür sesinizle efendim bağırmayacaksınız. Sesinizi duyur, duyurmayacaksınız, yükseltmeyeceksiniz. Ne zaman yapacaksınız dedi? Evet, şu anda sesimizi Müslüman olarak yükseltme, kardeşlerimize sahip olma zamandır ve imkan oldukça onların efendim destek verelim yemeklerine, efendim oradaki yardım edilen teşkilatlara, kuruluşlara dolayısıyla inşallah bunun beraberinde Rabbim ülkemize de ve bütün yaralı kardeşlerimizin de yaralarını sarmak suretiyle bizlere yardım edecektir. Rabbim ülkemize böyle sıkıntı çektirmesin. İslam aleminin sıkıntılarını da gidersin inşallah. Amin, amin, amin. Burada ben bırakıyorum inşallah haftaya. E, özellikle konu olarak da organ nakli caiz midir? Organ nakline İslam nasıl bakıyor? Alimlerimiz bu noktada ne söylüyor? Onları sizinle paylaşacağım Allah nasip ederse. Amin ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Bol bereketli yağmurlar nasip eyle. Gazze'deki kardeşlerimize de acilen kurtuluşlar nasip eyle. Onlara bu, bu, zulmü yapan 10 bin kişinin üzerinde o yavrular, kadınlar, sabi sübyanların efendim, ölmesine, şehit olmasına sebep olan Yahudilerin, İsrail'in ve onların

ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun selamun aleyhi ve ve elhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın kabulü için günahlarımızın affolması için ümmeti Muhammed'in sağlık ve selameti için hayırların fethi şerlerinde fih için ve bütün ölmüşlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha